Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere büyük küçük herkesin bayılarak tüketeceği iki renkli karamelli ve çikolatalı puding tarifi hazırladım. Gerçekten kaşık kaşık severek yiyeceğiniz kıvamı çok güzel bir puding tarifi oldu. Dışarıdan hazır puding almanıza asla gerek yok. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz enfes bir tarif. Tarife geçmeden önce yayınladığım birbirinden farklı, hepsi denenmiş, tam ölçülü bu güzel tariflerden haberdar olmak için mutlaka kanalıma abone olun ve zili de açarsanız yayınladığım tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. İlk olarak bir tencereme bir su bardağından bir parmak eksik toz şekeri alıyorum ve yavaş yavaş orta ateşte eriteceğim. Diğer yandan pudingim için gerekli olan malzeme karışımını hazırlıyorum. 1 litre sütü derin bir kasenin içerisine aldım. İçine bir yumurta sarısı ekliyorum. Tepeleme 3 yemek kaşığı buğday nişastası var. Onu da içerisine ekliyorum. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıcı yardımıyla sütlü karışımımı çırpıp hazırlıyorum. Şekerim de bir yandan erimeye başladı. Şöyle göstereyim size. Mümkün olduğunca ilk başlarda şekerimizi karıştırmıyoruz. Sadece tenceremizin kulplarından tutup hafif sallayabiliriz. Son aşamada bir karıştırabilirsiniz. Eridikten sonra bir paket 200 ml'lik süt kremasını şekerimin üzerine ekliyorum. Bu aşamada kremayı ilk eklediğimizde şeker katılaşacaktır. Hatta tabana da yapışabilir. Fakat bu sizi korkutmasın. Yavaş yavaş kremanızı ve şekerinizi karıştırmaya devam edin. Krema ısındıkça şeker de içerisinde eriyecek. Tamamen eriyene ve iyice kremayla bütünleşene kadar karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Tabanında hala şeker mevcut. Karıştırarak pişirmeye devam ettiğinizde gördüğünüz bu karamel kıvamını alacaktır. Endişeye hiç gerek yok. Tam kıvamında bir karamel oluyor. Bakın tabanında da hiçbir şey kalmadı. Karamelimiz hazır olduktan sonra hazırladığımız o sütlü karışımı karamelin içerisine ilave ediyoruz. Sütlü karışımı da ilave ettikten sonra pudingimiz kıvam alana kadar karıştırarak pişiriyoruz. Mutlaka karıştırarak pişirin. Kendi halini bırakmayın kesinlikle. Pudingimizin artık rengi ortaya çıkmaya başladı. Bakın kıvamlandı güzelce. Zaten karıştırırken onu hissedeceksiniz. Kıvamını aldıktan sonra ve göz göz kaynamaya başladığında puding tenceremizin altını kapatabiliriz.
cam bir kaseye hazırladığımız pudingin yarısını alıyorum. Ayırdığımız pudingin içerisine 70 gram bitter çikolatayı ekliyorum ve karıştırarak çikolatamın erimesini sağlıyorum. Çikolatayı erittikten sonra bardaklarımıza ya da kuplarımıza paylaştıracağız. İlk olarak bu ayırdığımız cam kasedeki pudingi paylaştıracağız. Çünkü tenceredeki ısısını biraz daha muhafaza ettiği için kıvamı hemen koyulaşmıyor. Fakat cam kasedeki olan pudingin kıvamının koyulaşması daha kısa sürede olduğundan dolayı ilk olarak çikolatalı pudingimizi alacağız. Bir kepçe yardımıyla hazırladığım kuplarıma pudinglerimi paylaştırıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel koyu kıvamlı bir puding oluyor. Yerken de şahane bir lezzeti oluyor gerçekten. Denediğiniz zaman bana hak vereceksiniz. Ve bu tarif kesinlikle vazgeçilmez tarifleriniz, tatlı tariflerinizin arasında yer bulacaktır kendine. Siz de istediğiniz gibi kaplara paylaştırabilirsiniz. Paylaştırırken biraz hızlı olmakta fayda var çünkü soğudukça koyulaşmaya devam ediyor pudingimizin kıvamı. Şöyle bardaklarınız ya da kuplarınız hafif sallayarak içine koyduğunuz pudingin yayılmasını da sağlayabilirsiniz. Şimdi çikolatalı pudingin üzerine tenceremizde kalan karamelli pudingi paylaştırıyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma henüz abone değilseniz mutlaka kanalıma abone olun. Bildirim zilini de açarsanız yayınladığım tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Bakın pudingimi artık hepsini paylaştırdım kuplarıma. Görüntüsünü size şöyle göstereyim. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz. Bir gece buzdolabında dinlendirirseniz lezzeti daha da güzelleşecektir. Ben bu şekilde süsledim. Size şöyle yakından da göstereyim. Kaşık kaşık çok lezzetli yiyebileceğiniz iki renkli, karamelli ve çikolatalı bir puding oluyor. Mutlaka deneyin. Denedikten sonraki yorumlarınızı da benimle paylaşabilirsiniz. Merakla okuyor olacağım yorumlarınızı. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun diliyorum. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.